gezegenlerimiz fuarlar arası yolculuğumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız TÜYAP Beylikdüzü Ambalaj Fuarı'ndayız. Sektörün öncü ismi Seyhan Ambalaj'a konuk olduk. Firma kurucularından yanımızda Arif Bey bulunmakta. Bakalım bize neler aktaracak. Arif Bey merhaba. Merhabalar. Öncelikle standınız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Çok yoğun olan bir standınız, çok yoğun talep gören bir standınız. Evet. Ben biraz sonra Seyhan Ambalaj'la ilgili bilgilere geri döneceğim. Sohbet devam edecek ama öncelikle fuarla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Nasıl geçiyor? Bu fuar gerçekten çok iyi bir fuar, çok yoğun bir fuar. Yurt dışından da birçok sayıda yabancı müşterilerimiz var. Sektörel bazda da bir sürü çeşitlilik olaraktan makinacılar var. Çok güzel bir fuar. Biz çok memnunuz. Umarım sonuna kadar bol verim olarak ayrılırsınız buradan. İstemiş olduğunuz verim olarak ayrılırsınız. Umut ediyoruz. İnşallah öyle olacak. Dönelim Seyhan Ambalaj'a. Her firmanın bir öyküsü var. Sizinki nedir efendim? Bizim firmamız çok eskilere dayanan bir firma. Bayağı bir sektörel olarak da, yıllar olarak da, tecrübe olarak da önce olmaya çalışıyoruz. Paketleme makinesi sektöründeyiz. Gerek teraziler olsun, volümetrik sistemler olsun, vidalı makineler olsun. Bunları uzun zamandır beri üretiyoruz. Hangi sektörlere daha çok hizmet var? Makarna, bakliyat, bisküvi, şeker. Hem granül olarak hem toz olarak paketleme yapabiliyoruz. Tabii makinalar da kendi aralarında bir sürü çeşitlilik gösteriyor. Kaç makineniz var toplamda? Şu anda dünya genelinde 2500'ün üzerinde makinamız mevcut. Üretiyorsunuz. Üretiyoruz. 70 ülkeyle çalışıyoruz. Türkiye'de 2 yerimiz olmakla beraber toplamda dünya genelinde 6 tane yerimiz var bizim. Distribütörlüklerimiz var. Evet. Distribütörlüklerimiz var. Kendi yerlerimiz var. Dünya markalarıyla mücadele veriyoruz. İtalyanlar olsun, Almanlar olsun. Onlar... Yani Türkiye'nin ismini duyurmak üzere üzerinize büyük bir sorumluluk da almışsınız siz aynı zamanda. Evet. Güzel de ekonomik olarak da geri dönüşler sağlatıyorsunuz ülkemize de. Evet. Peki hizmet sektörü çok zordur. Bunu hepimiz biliyoruz. Siz de hizmet sektörünün en zor bölümündesiniz. Evet. Hatayı götürmeyen bir bölüm. Çok eğlenceli görünse de. Evet. Bu anlamda firma olarak Seyhan Ambalaj nelere öncelik gösterir, hizmet verirken nelerdir sizin için, farkındalıklarınız nelerdir? Şimdi bizim sektörde öncelik olan servis hızı, servis kalitesi, makinenin kalitesi, makinenin fiyatı, tabii herkes onu çok soruyor. Ama önemli olan bence ilk önce servis kalitesi. Bunu sağlayabilmemiz için ve hızını da sağlayabilmemiz için yurt dışlarında şubelerimiz var. Bize ait olanlar da var, az önce dediğim gibi. Distribütörlüklerimiz de var, yani şubelerimiz de var. Bu fiyata kaliteli hizmet var değil mi? O tabii ki, o bizi buralara kadar getiren bir hizmet anlayışı. Tabii ama bunun kadar da önemli olan bir makinede arıza olduğu zaman ya da müşterinin bir talebi olduğu zaman ona en hızlı bir şekilde teknik hizmet tabii mi? Hizmet. Çünkü firmanın büyüklüğü kadar, ürünlerin kalitesi kadar da satış sonrası destekler çok önemli. En önemli konulardan. Nasıl yetişebiliyorsunuz çözümler? Ülkesine göre değişiyor. Eğer kendi yerimizin olduğu bir yerse anında hemen müdahale edebiliyoruz. Sınır yok hizmette. Tabii sınır yok. Ama onun dışında servisimiz olmadığı bir yerse İstanbul merkezi olarak hemen ilk müsait olan teknik ekibimizi müşterilerimize yönlendiriyoruz. Proje bazlı mı çalışıyorsunuz, stok var mı? Stok gerçekten yoğunluktan yapamıyoruz. Son 5-6 senedir stokumuz neredeyse hiç yok. Çünkü hep siparişimiz var. Şu anda yıllık 130 makine üretiyoruz. Hedefimiz yıllık 200 makineye çıkmak. Bunun için de çok süratli bir şekilde çalışıyoruz. Yeni pazarlar yaratmaya çalışıyoruz. Ne kadar sürede bitirip teslim ediyorsunuz müşterilerinize? O da makineye göre değişiyor. Eğer standart makineyse yani 1 haftayla 10 gün arasında teslim ediyoruz. Ama standartların dışında ya da daha fazla zaman gerektirebilecek bir makineyse eğer 3-4 haftayı buluyor tabii ki. Farklı sektörlerde geliştirilebilir makineler mıdır yoksa birebir aynı olduğu zaman da farklılıklar mı gösterir? Çünkü her proje farklı, her firma farklı. Evet. Değişebiliyor teknolojiyle beraber de. Değişebilen makineleri tercih ediyor firmalarda. Bu anlamda çözümleriniz var mı? Tabii. Eğer yapabiliyorsak, bizim Ar-Ge'mize uygunsa, bizim uzmanlık alanımızın içindeyse müşteri talebine göre biz makineler üretmeye çalışıyoruz. Sektörün önce firması Seyhan Ambalajlar aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir başka firmaya kadar. Hoşçakalın.